Merhaba arkadaşlar. SPK'dan 3 yeni halka arzımız var demiştik. Bunlardan bir tanesi MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. MHR GYO yani. Hani bizim GYO sektörünü sevmediğimizi, inşaat sektörünü sevmediğimizi SPK da biliyor. Demek ki her hafta, neredeyse her hafta GYO sektöründen bir şirketi halka arz ediyor arkadaşlar. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın taslak izahatname bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. MHR GYO 620 milyon TL'lik sermayesini 827 milyon TL'ye çıkaracak. 207 milyon lot 4 lira 30 kuruş. 4 lira 30 kuruş gerçekten çok ilginç. Halka arz analiz profilinde de paylaşılmış. MHRGY kısa kodu ile büyük bir ihtimal gelecek hafta çarşamba ya da perşembe günü talep toplamaları başlar arkadaşlar. Fiyatı 4 lira 30 kuruş demiştik. Onaylı izahname geldiğinde İskonto oranını da sizlerle paylaşırız. Büyük bir ihtimal işte 5 liradır. 5 liradan iskonto yaparak 4 lira 30 kuruşa düşürmüşlerdir diye düşünüyoruz. Lot adedi 207 milyon lot demiştik. Arz büyüklüğü sadece 890 milyon 100 bin TL arkadaşlar. 890 milyon 100 bin TL büyük bir tahta değil. Küçük bir tahta da değil. Orta halli bir tahta diyebiliriz. Tamamı eşit dağıtım olacak. Peki gelen parayı ne yapacaklar? MHR, GYO gelen parayı ne yapacak? Acaba borcu mu var? Şirketin gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla kullanılacak olup yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesiyle kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacakmış. E tabii ki. Başka nerede kullanılabilir ki? Yani biz de düşünüyoruz GYO sektöründe faaliyet gösteren bir şirket gelen para eğer borcu yoksa böyle yerlerde kullanılır. Yıldız Pazar'da piyasaya açılacak arkadaşlar, markete gelecek. MHRGY kısa koduyla demiştik. 4 lira 30 kuruş fiyattan demiştik. %100 şirketin gayrimenkul portföyünün geliştirilmesi amacıyla kullanılacak demiştik. Peki finansal tabloları nasıl geçmişe göre? 2020, 21, 22 yılında hasılatı 30 milyondan 37 milyona, oradan 59 milyona çıkmış. Gayet güzel. Brüt karı 25 milyondan 33 milyona, oradan da 55 milyona çıkmış. Bu da güzel. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca düşünülüyor. Taslak izahatnamede yayınlanmış. Bakın sayfa 176 diyor. Halkaarz.com sitesinde. Satmama taahhüdü varmış. 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar satış yapmayacakmış. Ve halka açıklıkta %25 oluyormuş arkadaşlar. 890 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü varmış. Bakalım doğru mu? Evet, 890 milyon 100 bin TL arkadaşlar. Gayet güzel. Yani bakalım göreceğiz. Başvuru yerleri Yapı Kredi'ymiş, konsorsiyum lideri. E bu da güzel. Şirket hakkındayı daha sonra tekrar konuşuruz. Maher Holding'e aitmiş arkadaşlar. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Maher Holding. Umuyoruz hayırlısı olur. Umuyoruz küçük yatırımcı güzel paralar kazanır. Umuyoruz MHR Gayrimenkul gelecek hafta dağıtımı yapıldığında olabildiğince fazla lot dağıtımı olur. Umuyoruz buradan alınan karlar uzun vade hisselerimizin üzerine eklenir. Tabii ki uzun vade MHR Gayrimenkulü tutmak istiyorsanız hay hay buyurun tutabilirsiniz. Tavanı erken bozmazsa eğer, alım fırsatı verirse siz de ekleme yapabilirsiniz. Bakalım onaylı izahname gelsin, günü belli olsun. Biz de buradan detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.